Merhaba arkadaşlar, Pestisemenler Bekanı'na hoş geldiniz. Bugün haftalık etkinliklerimiz geldi. Oyuncu paketlerimiz var. Onun dışında Alexander Arnold'un premium paketi de satışa sunuldu. Öncelikle bugün gelenlere bir bakalım. Sonrasında top açılımına geçelim istiyorum. İlk olarak bugün bedava bir yüze futbol parası hediyesi var. Fakat herkese verilmedi. Konami bununla alakalı oyunda da bir mesaj yayınladı. Bu mesajı tabi İngilizce olarak yayınladılar. Türkçe'ye çevirdiğimizde şöyle demekte. Hemen göstereyim. Top açılımı yerinde Real Betis'in paketi bulunmakta. Eğer Real Betis takımından top açılımı gerçekleştirdiyseniz bir tane bile, hemen şurada göstereyim. Şu paketten, Sevilla yazan paketten, aslında Real Betis takımı ama oyundaki adı bu şekilde. Burada bir oyuncunun istatistiklerinde hata olmuş. Bundan dolayı Konami diyor ki, buradan bir tane top açılımı gerçekleştirdiyseniz yüze futbol parası özür hediyesi vereceğim dedi Konami. Bundan sonra top açılımına vermeyecek. Sadece pazartesi, salı, çarşamba günü eğer buradan bir top açılımı olduysa kim gelirse gelsin fark etmez özür anlamında yüze futbol parası verdi. Onun dışında bugün gelen paketlere baktığımızda haftanın oyuncuları geldi. Manchester United destansı paketi. Manchester United'da Cole, Robson, York var. Player of the Week'te ise önemli isimler var. Bir Messi eklememişler. Aslında beklenen oyuncular geldi. Tchouaméni'den Kondé, Lafer-Leao'dan Chilwell'e. Napoli takımından da Kim Min-jae seçildi. Bu arada Napoli de dün Liverpool karşısında 4-1'lik galibiyet aldı. Ezdi geçti. Liverpool savunması döküldü resmen. Bu arada Liverpool savunması demişken de Alexander Arnold'un destansı paketi geldi. Tam da günün üstüne geldi diyebiliriz. Dünkü hezimetten sonra premium hedefler içerisine Alexander Arnold paketi var. 1500 futbol parasına satılıyor. Sadece Alexander Arnold yer almamakta. Alexander Arnold'un destansı, epic kartı, özel kartı bulunuyor. Onun dışında 10 tane de öne çıkan oyuncu kartı var. Güzel isimler var. Fakat bunların şu an için maksimum seviyeleri açıklanmadı. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle açıklanmadı ama belki yayınladıktan sonra açıklanabilir. Ben onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Belki normal kartlarıyla aynı seviyede de olabilirler. Muhammed Salah, Harry Kane, Van Dijk, Robertson, Mount, Jota, Abraham, Henderson, Pickford, Stoper Çalabah ve 4000 antrenman programından 15 tane verilmekte. Güzel isimler var mı var, fakat seviyelerine bakmak gerekiyor. Normal kart ile aynı seviyede de olabilirler. 1500 futbol parasına satılıyor bu pakette. Almayı düşünüyor musunuz? Hani parayı biriktirip ben bunu alırım diyorsanız yorum yazarak görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben de şimdilik kararsızım. Şimdilik bir dursun diyorum. İleride karar veririz. Etkinlikler çok önemli. Burada hediyelerimiz var. Bedava ücretsiz top açma hakkı yine geldi. Fakat etkinliğin içerisinde doğrudan hediye edilmemekte. Burada İngiltere Ligi etkinliği bulunuyor. Burayı tamamladığımızda özellikle de tesadüfi anlaşma bizler için önemli. Tabii bunun dışında da hediyeleri var. Hemen bakalım. İçeri girdiğimiz zaman etkinliğe göre de kadro kurarsak daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Ben kadroyu kuramıyorum. Çünkü elimde çok az futbolcu var. Etkinlik puanını az vermekte. Kadroyu oluşturduktan sonra böyle öne çıkan oyuncularla hızlı bir şekilde etkinlikleri tamamlayabilirim. Ayrıntılar dedik. Hemen şöyle aşağılara doğru indiğimizde 3000 etkinlik puanına kadar gelmemiz gerekiyor. 10.000 GP, antrenörler ve bedava top açma hakkı. Öncelikle burayı tamamlamamız lazım. İnşallah aldığımız hediye ile güzel Player of the Week oyuncusu çıkarırız. Ayrıca 50 futbol parası veren etkinlik de geldi. Şu an burada takıldı. Eskiden hata mesajları verirdi ama bakalım ne verecek şimdi. Epeydir bekliyorum. Ekran böyle kaldı. Ana sayfaya tıklasak herhangi bir şey de yapmıyor. Şu an böyle kilitli kaldı. Yine beklemeye devam edelim. Neredeyse 1 dakika bekledim. Sonunda geldi ekran. Etkinliklerde bir de 50 futbol parası kazandığımız bu bölümde bulunmakta. Özgün maç kısmına da etkinlikler eklemekteler. Bir bakalım. Buradakilerin süresi bitmişti. Etkinlikler görünmekte. Etkinliklere tıkladığımızda bir tane mi var, iki tane mi? Fakat oyun yeni açıldı. Yakın bir zamanda açıldı. Bakın bitti. Ben hemen videoya geçmek istedim. Bundan dolayı epey bir bekletiyor. Geçişlerde yavaşlık var. İki tane etkinliğimiz var. Süresi bir hafta. Buradan da az GP ve az antrenör kazanabiliyoruz. İki etkinliğimizden de GP ve antrenör biriktirmek istiyorsak bu ikisini de tamamlayabiliriz. Videomuzun asıl önemli kısmına geçecek olursak top açılımı. Ben bu hesabımla eFootball 2023'e sıfırdan yeniden başladım. Ki bu hesabı çok eskiden açmıştım. eFootball parası biriktirdim. Kaç yıl? İkilerse 2 yıl boyunca eFootball parası biriktirdim. Bu kadar olabildi. Ve bununla birlikte eFootball 2023'e sıfırdan başlıyorum. Kadromuzda az futbolcu var. Top açılımları şeklinde farklı farklı takımların kadrolarını kurmak istiyorum. Hatta daha öncesinde göstermiştim ben. Bizim ligimizin takımlarının kadrolarını oluşturmuştum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u bir rüya kadro oluşturma hayalim var. Çok güçlü bir kadro seviye olarak.
ve Avrupa'daki takımların da kadrolarını oluşturmak. Şimdi burada Real Madrid kadrosunu seçtiğimiz zaman oyuncu yok, fakat Player of the Week'te Real Madrid'den futbolcu var. Örneğin gelirse Tchouaméni'yi buraya yerleştireceğim. Şimdi top açılımı kısmına geçelim. Orada önemli futbolcular da yer almakta. Manchester United'dan filan. Bir de Messi olsaydı keşke. Messi'nin gelmemesine üzüldüm. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız da yazmıştı Messi'yi. Gelen isimlere baktığımızda seviye olarak maksimum 94 seviyeli kartlar. Tchouaméni, Koundé, Rafael Leão, Chilwell, Tony, Kimmich, João Mario, Rashford. Rashford 91 seviyeli kartıyla gelmiş. Bergwijn Ajax'ta dünkü maçta, hatta dünkü maç TV 8.5'tan da yayınlanmıştı şifresiz. Çok iyi oynadılar. Antony'yi kaybettiler ama eksikliğini dünkü maçta hissetmediler. Pereira ve Joe Hart bugünkü Player of the Week'te yer alan isimler. Geçen hafta ilk top açılımında en alttaki, en son, en düşük seviyeli futbolcuyu çıkararak başlamıştık. Kimleri isterim derseniz Tchouaméni. Zaten kadroda ihtiyacımız olan çok fazla futbolcu var. Tchouaméni olabilir. Konde'yi biz stoperde de kullanabiliriz. Evet, stoperde, sağ bekte işimize yarayacaktır. Joker bir futbolcu. Rafael Leão olabilir. Tony'yi merak ediyorum. Bu hafta sonu çok iyi performans sergilemişti. Rashford da var. Bergwijn de var. Kenar futbolcuları. Top açılımına geçmeden önce de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Az önce etkinliklerde göstermiştim. Bir tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. İsterseniz öncelikle onu alıp sonrasında top açılımını gerçekleştirebilirsiniz. Belki çok istediğiniz futbolcu ücretsiz hakkınıza da gelebilir. Ayrıca ileride gelecek daha güzel paketler için de para da biriktirebilirsiniz. Haftanın oyuncularından top açılımına başlıyoruz. İlk top açılımını istediğimi ilk top açılımında çıkardık. İnşallah darısı sizlere arkadaşlar. Devam edelim biz. Atla diyelim burayı. Az önce isim verdik, geldi. Bu sefer de bir isim verelim. Ben Milan takımının yıldız futbolcusu, sol kanat futbolcusu Rafael Leão'yu istiyorum. İkinci istediğim futbolcu o. Bir deneyelim bakalım. Dediğimizi bir daha çıkarabileceğiz mi? Verdik yüzü. Futbolcu merak ediyorum. Hız seviyesine falan bakmamıştım. Az sonra bakarız. Konami hız değerlerini ne verdi? Hatta şimdi hemen bakalım. Oyuncu ayrıntıları. 25 yaşında, 1.90 boyunda. Tüm oyun tarzlarımız 90. Kim Minjie'nin kafası 82, defansif farkındalığı 79, ikili mücadele 78, agresiflik, defansif katılım 80-85 değerlerinde. Hızı merak ediyorum, 87. Çünkü Kim Minjie hızıyla da ön planda bir futbolcu. Hızlanması 72. Şunu da biraz yükseltebilirlerdi. Fiziksel temas 90, zıplama 86. Dün de iyi performans sergiledi. Napoli takımı ve Kim Minje. Üçüncü top açılımını gerçekleştireceğiz. Milan'dan Rafael Leão'yu hala istiyorum. Bu sefer gelir mi? Olmazsa Conte de olabilir. Joker kadromuza geçen hafta Dalot'u çıkarmıştık. 2 haftadır United'ları çıkarıyoruz. Oyuncu ayrıntıları 24 yaşında, 1.87 boyunda. Verimli kanat. Sol kanat. Sol açık. Santrafor'da kullanabilmekteyiz. Ofansif farkındalığı, top kontrolü 80'in üzerinde. Pasları kötü. Hani çok yüksek değil. Ya yüksek de değil. Falsosu 80. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde hızlanması, şut gücü 90. Bu gayet iyi. Onun dışında fiziksel temas, zıplama, denge falan bunlar kötü. Dayanıklılık 77. Keşke dayanıklılık değeri yüksek olsaydı. Genç futbolcu zaten. 90 dakika çok rahat çıkaracak isimler bunlar. Gelen oyuncuları kadroya yerleştirdik. Fakat salı günü biz ücretsiz top açılımı hakkımızdan da bir futbolcu çıkarmıştık. Onu kadroya almayı unutmuşum. Hemen yedeklerde Pedri, göbek futbolcusu Pedri'yi de şöyle yerleştirelim. Takım oyun tarzı seviyesi düşük olduğu için oyuncular kendi seviyelerinin altında görünüyor. Takım oyun tarzı seviyesini yükselttikçe bu futbolcular da daha yüksek seviyeye gelecek. Player of the Week'ten top açılımlarıyla kadroyu oluşturmamıza az kaldı. Belki pazartesi günü güzel bir club selection oyuncuları gelirse, şu an ben videoyu çekerken açıklanmadı. Fakat ilerleyen dakikalarda, saatlerde açıklanacaktır. Güzel bir paket, güzel oyuncular olursa oradan da top açılımları yaparak İlk 11'imizin çoğunu oluşturabiliriz. Ataylı sözleşmelerimiz de var elimizde. En sonda eksik gördüğüm yerleri oralardan tamamlayayım istiyorum. Sizler top açılımı yaptınız mı arkadaşlar? Ücretsiz top açılımından kimi çıkardınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.